Vallahi telefon yine çaldı. Baktım, açmadım. Oğlum telefon ne zaman çalsa ve ben açsam kendimi en kötü ihtimalle Türkiye'nin bir ucunda ya da dünyanın başka tarafında bulunuyorum. Açmadım. 95'in sonlarına doğru, Eylül, Ekim. Güneyde işler sarpa sarmış. Artık biz kasino kuşlarının başka yerlere göçme zamanı. Size şimdi dünyanın sonundaki kumarhane, Denizli, Pamukkale, Casino Hieropolis'i anlatacağım. Çok acayip yer. Ama önce siz daha şuradan abone oluyorsunuz. Sonra hikayeyi anlatıyorum. Şimdi 95 yılı kumarhanelerle ilgili böyle söylentilerin falan olduğu, kumarhanecilerin abidik gubidik yerlerde kumarhaneler açtığı ki bunlardan bir kısmını da ben açtım Net Holding adına bir yıl oldu. Ve artık kumarhaneler kapatılsın mı, kapatılmasın mı, şu mudur, bu mudur, ayyuka çıktı. Ömer Lütfi Topal meselesi. Daha önce Susurluk kazası. Neyse, siyaset benim işim değil. 95 yılında aşağıda videosu var. O Limak'taki saçma sapan kumarhaneyi açtım mı? Açtım. Onun videosunu sonra çekeceğim. Bir tane Kirişvörtte açtım. Aynı böyle kamyona koyduk makinaları, masaları. Gittik orada panayır gibi kumarhane açtık. Oğlum kasinocu muyuz? Panayırcı mıyız? Belli değil. Kamyona yüklüyoruz her şeyi. Aç diyorlar, açıyoruz. Topla diyorlar, topluyoruz. Çok acayip yıl. Ve yıl bitiyor. 96 geliyor. Ya. Ben tabi uzun yıllar Net Holding'in Kozmos şirketi. Net Holding'in 2-3 tane kasino şirketi var. Bunlardan bir tane Sivis. Babaların yeri. Oraya kapağı atamadık. Kozmos var. The Marmara Oteli. Laleli Antik. Merit Altınel Ankara. Oraya kapağı attım. Onun hikayesi yine gelecek. Ben abi kasino şirketimizin en dandik yerlerinden yürüyorum. Neden? Çok hızlı müdür olmuşum. Ne derlerse yapıyorum ve güneyde dolanıyorum. Güneyde durum nasıl? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Ağaçlarda maki. O yazın bitiminden sonra bizim Kozmos'taki genel müdür var ya, hababam telefon açıp beni oraya buraya gönderen. Dedi ki bu sene dedi güneydeki kumarhaneleri kapatıyoruz. Lan zaten iki tanesini bir ay önce açtım. Kapatın. Ben açtım. Lap 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 koy kamyona getir. Ama Rönesans var. Rönesans o tarihe kadar kışları da açıktı. Neden? Çünkü Ramada Rönesans bel dibinde prestijli bir oteldi. Gelen giden olduğu zaman o kasino yazısı bizim işimize geliyordu. İşler de eskisi kadar iyi değildi. Rekabet artmıştı. Antalya'nın içinde bir dünya kumarhane vardı. Zaten orada Net'in Sheraton'u var. Ofo var. Ondan sonra Sezar'ın bilmem nesi var, Side'de başka kumarhane var, Falez Otel'in kendi kumarhanesi var falan. Dediler ki kumarhaneleri kapatıyoruz. Gelen dün adamı aradı Kadir. Bir numaralı adamı. Ben de çok severim. Kulakları çınlasın. Serdar dedi, şu tarihe kadar Rönesans'ı kapat, personeli dağıt, makinaları, masaları topla. Aman dedim Kadir, zaten ben topla aç, benim işim bu dedim. Tamam. Sonra dedi seni başka yere göndereceğim. Ben bir heyecanlandım. Oğlum güney kapanıyor. Ulan dedim acaba İstanbul'a mı gideceğim? Ankara'ya mı gideceğim? Ankara'ya gitmek istiyorum. Sebebi gönül işleri. Ankara'ya kapağı atmam lazım. Tamam dedim Kadir'cim hiç merak etmeyin dedim. Toplamaya başladım. Son kasino var elimizde. Rönesans, bel gibi. Ya, yanımda da o zaman Peter Phipps var. Bugün Las Vegas'ta kasinoda müdürlük yapıyor. Çok çok eski arkadaşım. Bize bu işi öğreten çocuklardan bir tanesi. Georgie var, Avustralyalı. Daha aşağıda yine videosu var bu işe nasıl girdiğimle alakalı. O Leisure Investment denen yabancı şirketin genel müdürünün kızı. Peter niye Türkiye'de kalmış? O bir Türk kızına vurulmuş, onunla evlendi. Georgie de bir Türk çocuğa vuruldu ama onunla evlenemedi. O Türk çocuk da YouTube'da şu anda çok ünlü. Anlatın. Anlat deyin anlatayım. Bunlarla beraber. Dediler ki Serdar burayı kapatacağız sonra dedim merak etmeyin ben nereye siz oraya. Ben Ankara'yı hayal ediyorum. Favorim Ankara. İstanbul bonus olur. İstanbul çok havalı olur. Ama ne oldu? Bak şimdi. Kasino açmak da benim işim. Kapamak da benim işim. Abi Rönesans'a bir
tarih verdik. Dedik ki biz bu tarihte kumarhaneyi kapatıyoruz. Otelin zaten umurunda mı? Değil. Neden? Zaten kirayı ödemeye devam ediyoruz. Anlaşmamız 3 yıl, 5 yıl falan filan. Güzel. Arkadaşları aldık. Bir kısmını Ankara, işte Alanya hala açıktı. Alanya, İstanbul, oraya buraya gönderdik. Ayrılanlar oldu. Son bir parti yaptık kumarhanede. Ne kadar içki varsa her şeyi içtik. Kalanları da çocuklara verdim. Evine götürsünler, orada içsinler diye. Ben, Peter ve Georgie, o ofis vardır yukarıda. Rönesans'ı bilenler yazsınlar. Ofis yukarıdadır böyle. Asma katlı. Orada oturuyoruz. Son viskiyi içiyoruz. Dedim ki Peter, where I am going, you are coming. George dedi ki, I don't want to go to anywhere, I just want to go to Australia dedi. Tamam George dedim, sıkıntı yok. Seni de Avustralya'ya göndeririz. Yattık uyuduk. Ertesi sabah cin gibi kalktım. Bu sefer telefon gelmedi. Telefonu ben açtım. Genel müdürümü açtım. Yok oğlum, o kadar daha şeyimiz yok. Büyümemiş yani. Kadir var. Kozmos'taki ikinci adam. Tam öyle değil ama işleri çözen adam. Kadir'e dedim ki, Kadir dedim ya biz burayı kapadık. Benle ilgili dedim durum nedir? Dedi ki henüz konuşmadık. Oğlum kasinoyu kapadık. Ben maaşı nereden alacağım? Kadir'in rollerinden bir tanesi şudur. Para işlerini yönetir. Bir de genel müdürün, o zamanki genel müdür nereli? Rizeli. Neden? Kozmos, Net Holding, Besim Tübuk, Rize. Siz işte buradan bir üçgen beşgen kurun. Onun ruh halini ona sorarız. Ona göre genel müdürü ararız. Boktan bir zamanda ararsan fırça yersin. Ya ulan der, kapatır telefonu. Bir daha bir hafta 10 gün arayamaz. Öyle aradan. Kadir'e dedim ki, Kadir dedim böyle böyle kapadım abi. Ben dedim Ankara'ya gitmek istiyorum. Ya dedi biliyorum dedi ama dedi. Genel müdürle dedi konuştuk ama dedi daha karar vermedik. Hayda. Dedim ben arayayım mı? Vallahi dedi ara. Bugün dedi keyfi yerinde. İşte Kadir'i bu yüzden arıyoruz. Genel müdürün keyfi yerinde mi değil mi? Çünkü yerinde değilken ararsan olacak işi yaptıramaz. Ama keyfi yerindeyse vay evladım Serdar der, canım Serdar'ım der, cart der, cürt der. Rize şeyi, zikzakları var. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Büyük patron gibi. Onunla ilgili sorular soruyorsunuz. Onunla benim 2-3 tane anım var. Arada dağlar var. Adam o zaman da şirketin sahibiydi, ben bu kadardım. Şimdi ben zaten bu sektörden kopalı 25 sene oldu. O hala böyle dolanıyor. Neyse. Aradım. Dedim efendim nasılsınız? Aa dedi Serdar'cığım. Anam bana Serdar'cığım dedi genel müdür. Allah dedim Ankara'ya gidiyorum. Efendim dedim biz kumarhaneleri kapadık. Bütün dedim malları, malzemeleri, makinaları her şeyi yerleştirdik. Ekibi de bütün şirketlere dağıttık. Ben dedim müdür yardımcısı Peter. Bir de dedim pit bossumuz George'i. Onlar kim dedi? E dedim onlar da hani onlarla tanışmışlığı var da adam büyük küçük adamları hatırlamayabiliyor. Allah'tan beni hatırlıyor. Ona şükrediyoruz. Ha dedi Serdar tamam. Sen dedi ne yapmak istiyorsun evladım dedi. Bana dedi bak evladım dedi. Efendim Ankara tamam tamam dedi. Sen şimdi kapat dedi ben seni arayacağım dedi. Dedim ki Serdar sıçtık. Ne zaman arasa başka bir yere gidiyorum. Aradım. Bir saat sonra Kadir aradı. Dedi ki Serdar hayırlı olsun. Eyvah dedim Kadir arıyor. Serdar dedi Pamukkale Hierapolis Casino. Orası neresi diyenler Google'da falan ararsanız bulamazsınız. Dünyanın sonundaki. Biz Jules Verne okumuş bir kuşağız. Yani denizler altında 20 bin fersah, aya seyahat, arzın merkezinde yolculuk falan. Oğlum kasinoz. Hierapolis, o kitaplarda bile geçmeyen ütopik bir kasino, bizim şirketin en boktan kumarhanesi. Nerede? Otel Hierapolis'te, Pamukkale'de, Denizli'nin oralarda bir yerde. Hafiften yolu sapa. Ama Denizli'de. Sonuçta Denizli, o zamanlar tekstil kenti, kumarhanede bir sürü oyuncu var ama çok dandik yer. Ben böyle. Ama hemen kafayı kaldırdım. Dedim ki Kadir, emin misin? Son kararınız mı? Evet, yapacak bir şey yok. Ankara'ya kapı atmak için önce oraya gideceksek gideriz. Serdar Tavus'a adımız, her türlü kasinoya gideriz. İşte bu. Evet, Serdar Tavus'a adımız, her türlü kasinoya gideriz. Bu da slogan oldu.
Bunu benim Peter'la George'ya anlatmam lazım. Çünkü biri İngiliz, biri Avustralyalı. Onlara Ankara'ya gitme ihtimalim üzerinden konuşuyorum. Peter'ın karısı Dilek, o zaten Ankaralı. George ile de biz Ankara'dan beraberiz. Yani benim ilk işe girdiğimde George Pitbos'tu. Bana bu işi öğretenlerden bir tanesi. Ona da, you know, Denizli is a nice town between İzmir, İstanbul and Ankara falan diye bir açıklama yapmam lazım. Neyse, dedim ki siz dedim birkaç gün burada kalın. Ben arabaya atlayayım, bir gideyim, bir önden bakayım. O yıllarda, tam o benim gitmemden önce birileri Hierapolis Casino'yu kurşunlamış. Haber böyle geldi. Casino Hierapolis kurşunlandı. Allah Allah falan. Lan diyorum ki herhalde bunun bu yüzden beni gönderiyorlar. Oradaki müdür çocuk da tüymüş falan filan diye bir şehir efsanesi var. Çocuğu arıyorum, telefonunu açmıyor falan filan. Atladım arabaya, bastım Denizli'ye. Sonra Casino Hierapolis'i buldum. Girdim içeri, dedim ki ben yeni müdürünüzüm Serdar. Aa dediler, abi hoş geldin falan. İçeridekiler mağara adamı gibi. Oo, adamlar yıllardır orada çalışıyorlar, bizim şirketin haberi yok. Müdürleri olan çocuk da bu kurşunlamayı bahane edip şirketten istifa etmiş. Herifi oraya 3 ay çalışacaksın, sonra seni başka yere alacağız diye almışlar. Herif 3-5 yıldır orada kafayı yemiş. Böyle herifin cildi şahane güzelleşmiş, böyle spalarda, o termal sularda yüzmekten. Böyle artık travertenlere baka baka da beyazlamış falan, tuhaf olmuş. Headcashier çocuk geldi. Abi dedi merhaba, merhaba canım. Dedi müdür dedi sana dedi bu anahtarları verdi. Kasinonun anahtarı, kasanın anahtarı. Kasada da bir bok yok ama racondur. Anahtar bırakırlar. Biri headcashier'de, bir tanesi müdürde falan. E dedim adam nerede? Abi dedi biz de ulaşamıyoruz. Herif öyle bir kaçmış ki kimse ulaşamıyor. İyi dedim. Baktık böyle. Hierapolis Oteli o yıllarda bile dökülüyor. Yani herhalde milattan önce 4000. 2000 yıl arası yaşayan Sümerliler tarafından ilk inşaat başlanmış. Sonra Laz müteahhitler devralmış, bitmemiş. Yani yerden böyle termal sular çıkıyor. Çok güzel, şahane, çok böyle cildine falan iyi geliyor. Ama otel dökülüyor. Fakat şöyle bir özelliği var. Denizli'nin tek kumarhanesi. Ya. Tamam dedim. Burası tam bizim ekibe göre. Peter'a dedim ki, Peter al George'yu gel. Peter dedi ki, what? What the fuck are you talking about? Dedim, gel abi gel. Burada dedim, we will hang around for 3-4 months and then we will go to Ankara dedim. Okay dedi, geldiler. Biz Hierapolis Oteli'nde kalmak istiyoruz. Fakat otelde yeterli oda yok. Müşteriden mi? Hayır. İçinde kalınabilecek nitelikte yeterli oda yok. Başka bir otel bulduk. Richmond. Yeni açılmış. Şahane. Böyle içinde böyle yüzüyorsun. Kırmızı sular. Havuza böyle elini sürüyorsun. Yüzüne sürüyorsun falan. Bir anda bebek gibi oluyorsun. Ajda Pekkan oluyorsun. Vallahi billahi. Biz ekibi kurduk. Çalışmaya başladık. Abi kumarhane fena değil. Akşamları Denizli'den kafayı çeken herkes oraya geliyor. 3-5 de ünlü tekstilci var. Onlar zaten bazen geliyor, bazen gelmiyor. Bir tanesi var çok acayip. Adını söylemeyeceğim. O yılların Türkiye'nin tekstil kralı. Tekstil kralı ama götü dağıtmış, götü kaptırmış kumara. Bizim patronun da, büyük patronun arkadaşı. Kendini bir blacklist yapıyor, bir borcu var, intihar edeceğim diyor falan filan. O geldiği zaman kumarhanede hareket oluyor. O gelmediği zaman da geliri gideri falan hiç fena değil. Güzel. O bizim çadır kumarhanelerine göre şahane. Fakat abi Pamukkale'desin. Kışın hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Pamukkale'nin de dışındasın. Pamukkale'ye yine gündüz 3-5 turist bir şeyler geliyor. Buraya Allah'ın oğlu uğramıyor. Biz, yani bizler, Peter, ben, George, sabah kumarhaneden çıkarken bir şişe viskiyi alıyoruz. Richmond Otel'in havuzuna gidiyoruz. 6'da. Oraya giriyoruz. Viskiyi böyle havuzun kenarına koyuyoruz, içiyoruz. Allah'ım diyoruz, kurtar bizi burada. Böyle bir yer. Ya. Bir sabah biz orada otururken yılbaşı gecesiymiş. Ertesi gün sabah yine biz kumarhaneden çıktık. Meşhur yılbaşı konseri varmış. Richmond Otel'in açılışı varmış. Bülent Ersoy gelmiş. O da böyle sabahın körü uyuyamamış bir geldi. Oo, çocuklar dedi, siz dedi burada alem yapıyorsunuz, beni çağırmıyorsunuz. Geldi yanımıza.
havuzun içine. Burasını geçelim. Biz orada takılıyoruz. Allah'ım diyorum, istifa edip başka şirkete mi geçsem, ne yapsam, ne etsem falan. Ama kumarhanede işler fena gitmiyor. Böyle bir hikaye. Bir gün yine telefon çaldı. O telefon çaldığında böyle kalbim pırpır ediyor. Diyorum ki Serdar, bu sefer daha boktan bir yere gidemezsin. Yok. Gerçekten kasino camiasında hani pek çok şirket bir sürü yerde kumarhane açtı, kapadı falan filan ama Hierapolis kasino kadar kötü bir yer. Varsa eski kumarhanecilerden beni takip ediyorlar biliyorum. Aşağıya yaz. Abi burası daha kötü diye. Bence yok. Zaten Ankara'nın doğusunda kumarhane yok. Burası da Ankara'nın batısında ama arzın merkezinde. Jules Verne'in kumarhanesinin müdürlüğünü yaptım. Vay arkadaş. Burada kumarhane bildiğiniz kumarhane. Küçük. Masaları az. Gelen tipler yarı sarhoş, yarı ayık falan filan. Lan dedim birkaç tanesine. Oğlum dedim burayı kurşunlamışlar zamanında. Yok be abi dedi, kim kurşunlasın burayı falan. Hani bana öyle dediler ya, hani burayı kurşunladılar, murşunladılar falan. Ulan sarhoşun bir tanesi arabadan bir tane pompalı tüfekle ateş etmiş. O merminin de nereye gittiği belli değil. Ama bizim kumarhanede güvenliklere soruyorum. Biri diyor ki abi diyor biz diyor çift silah çıktık. Bizdeki güvenliklerin bir kısmı eski polis memurudur. Biri diyor ki abi diyor çatışma çıktı falan filan. Herkes bir şey sallıyor. Bir bok olduğu yok. Sarhoşun biri gece daralmış. Pamukkale'de havaya bir tane sıkmış. O da pompalı tüfekle. Hikaye de bu. Ama kumarhanede işler de fena değil. Böyle gecede 15-20 bin dolar falan. Küçük rakamlar bunlar bu arada. Hani benim diğer çalıştığım o milyon dolarlık oyunların olduğu cankıt dönemleri falan filan. Ya da İstanbul Swiss Hotel The Marmara'nın yanında bunlar hikaye. Ama düzenli bir geliri var. Bir para kazandırıyor. Prestij olsun diye de bizim şirket burayı kapatmıyor. Çünkü yıllardır burası açık. Başka da kumarhane yok. Tek. Yani kuş uçuşu mesafede yok. Yani uzaydan baktığında da yok. Öyle bir kumarhane. Yapacak bir şey yok. Peter, Georgie ve ben üçümüz her sabah viski için havuzda kırmızı çamur sürmekten Ajda Pekkan olduk. Ben o zamanlar 27 yaşında falanım, yemin billah 14-15 gösteriyorum. Cildim öyle bir gençleşti ki sağlık fışkırıyor yüzümden. Çünkü o içtiğimiz viskiyi de kırmızı çamurlu bilmem neli havuzda atıyoruz. Allah bebek gibi uyanıyoruz. Ulan dedim burada ben 500 sene yaşasam buradan ayrılırken herhalde dedim 45-50 gösteririm. O telefon gene çaldı. Bu sefer havuzda değildik, odadaydım. Telefonu açtım, gene hemdir arıyor. Ah siktir dedim lan ne oluyor? Ankara patlamış. Ankara Merit Altınel patlamış. Bu hikayeyi bir gün isimli cisimli anlatırım. Orada kızdığım adamlar var. Serdar dedi, oraya dedi birini müdür yap. Dediği yer Pamukkale. Zaten beni gazlamışlar. Hemen dedi arabaya atla, yarın sabah Ankara Merit Altınel'de ol. Bizim genel müdürle tartışamaz. Asla. Peter'a dedim ki Peter, wake up. Yaptı o da böyle sabah viski içip kırmızı sularda yüzmekten bir tuhaf olmuş. Dedim you are the casino manager. Peter casino müdürü yaptı. What the fuck? I don't know. Derken tamam dedim. Herif uyurken ben gittim kumarhanenin anahtarlarını oyunu hep keşiri aradım. O geldi aldı. Dedim oğlum al şu anahtarları Peter ayılınca ona verirsin. Topuk. Arabaya atladım. O zaman bir arabam var. Hyundai Coupe. O arabada herhalde dünyada 150 tane falan üretilmiş. Bir tanesini de bana gazlamışlar. Salam ya. Yani araba kupe ama araba gitmiyor. Öyle bir araba. Hyundai Coupe. Tek kapı. Bakınca böyle arabaya benziyor. Ama araba değil. Hani bu ami mami elektrikli arabalar var ya. Onun böyle benzinli versiyonu. Ama havalı. Atladım arabaya. Gözlükleri taktım. Bekledim Ankara. İlk defa medeni bir yere gidiyorum. Bu hikaye bu kadar. Sonrası Ankara.